Merhaba, bir meditasyon okulu podcast platformu olan MoTalks kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ezgi Sorman. Bu bölümlerle anı kavramanızda yardımcı, iyilik, güzellik, ferahlık ve anlam dolu bir hayat kurmanıza destek olmayı amaçlıyorum. Umarım mesajlarımda kendiniz için dönüşüm yaratacak birkaç cümle, meditasyonlarımda ise gerçek doğanızı hatırlama olanağı bulursunuz. Kanalımıza üye olduğunuz, takip ettiğiniz ve bizleri paylaştığınız için teşekkürlerimi sunarım. Şimdi hazırsanız ayaklarınızı yere sağlam basıp dikkatlerinizi de anın içine doğru getirmeye başlayın. Günaydın, merhaba. Umarım haftanız iyi geçti ve geçen haftanın mesajları, meditasyonu size fayda sağladı. An be an değişiyor her şey ve an be an daha da hızlanacağı zamanlara gireceğiz. Bu haftayı konuşuyorum. O yüzden haftalık alıyoruz her şeyi. Haftalık bile bazen, bir haftalık döngü bile bazen çok uzun geliyor günümüzde. Yine ama sabahleyin sizinle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sabah ezanını yakaladığımız bir döneme girdim gene. Sabah ezanından erken kalkmak benim çok hoşuma gider. Günü yakaladığımı, tertemiz enerjileri yakaladığımı işte o zaman bilirim. Bugün biraz benim için karışık bir gündü. Uyandığımdan beri biraz valiz falan yapıyorum. 2 yıldır ilk defa yurt dışına çıkacağım. Bakalım yurt dışı prosedürleri nedir? Yepyeni bir deneyim. Her zaman yaşadığım deneyimin yepyeni halleri. Bunları hep konuşuyorduk ve şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ben hayatı, enerjileri hem kanallığımla hem de etrafımda ne oluyor, tüm algılarımı açarak benim hayatımda ne oluyorsa o birkaç zaman sonranın belirgisi, belirtileri oluyor. Birkaç gündür benim hayatımda olanları paylaşacağım ki gelecek olanları veya aynı zamanda da paylaştıklarımızı bir anlamlandıralım diye. Belki de benzeri deneyimleri paylaşıyoruz zaten veya gelecek olanlar var size de. Gördüklerim, yorumladıklarım şöyle şimdiye kadar. Daha önce de dedim işte hep konuşuyoruz diye. Deneyimlerimiz değişiyor. Aynı tür yaşadığımız, hep bildiğimiz deneyimleri farklı boyutlarda yaşamaya başlıyoruz artık. Benim bugün yurt dışına çıkıyor olmam gibi. Ben kendimi bildiğimden beri seyahat ederim. Bildiğimden beri yurt dışı ayağım vardır. Hepiniz biliyorsunuz zaten 20 yıllık bir Amerika geçmişim var tam zamanlı. Ve fakat bu deneyim bildiğim gibi olmayacak. İşte aşı kartları, pasaportları, yepyeni uygulamalar. Dün telefonuma yepyeni uygulamalar indirmek zorunda kaldım. Çünkü işte AB aşı sertifikası gibi bir şeyler varmış. Onları yapabilmek için. Yurt dışı seyahati bambaşka bir boyuta ulaştı artık. Ve an be anda görüyoruz ki gerçekten aynı zamanda da hiçbir şeyden kaçarımız yok. İnsanlar artık hani kişisel hayatları diye bir şey kalmamaya başladı. Devletler bizim nerede olduğumuzu, ne yapıyor olduğumuzu, sağlık raporlarımızı, kan tahlillerimizi, her şeyi biliyorlar artık. Ve bu hep konuşulan enerji uzmanlarının ve astrologların kova çağı dediği olayla da işte tamamen doğrudan örtüşen durumlar, yepyeni teknolojiler. Teknolojiyi yalnız aydınlığa da kullanabiliriz, karanlığa da. Karanlığa kullanılan teknolojiler var. Onlardan daha sonra bahsedeceğim. Hep söyleyip duruyorum, minik minik tiyolar veriyorum size, teaserlar veriyorum. Bizim de değişime gideceğimiz durumlarımız olacak diye. Aydınlık için kullanılan teknolojiler var. Gene olay bizim farkındalığımıza vuracak dönüp dolaşıp. Neyi hangi farkındalıkla kullanıyoruz?
yine bu hafta son 3-4 gündür sizleri bilmiyorum ama evrenin kutsal enerjileri bizi açmaya çalışan, genişletmeye çalışan enerjileri ebemle bayağı intim ilişkilerdeydi. Sizlerde de var mı öyle bir durum bilmiyorum. Bir şeyler geriliyor, açılıyor, geriliyor. Çaresiz değil hiçbir şey ama çok büyük çaresizliğe ve umutsuzluğa götüren durumlar oluyor. İşte diyoruz ki politika, ondan sonra ekonomi, zaten dünyanın hali ve Türkiye'nin hali de belli. Yalnız neyi hatırlamamız gerekiyor? Her şeyin geçiciliğini. Bu dünya fani ve her şey geçici. Ölümlüyüz. Yarın ölüyor olduğunuzu bilseydiniz bugün nasıl davranırdınız? Buralar bizim için çok önemli. Hani sanki hiç ölmeyecekmişsiniz gibi, aynı zamanda da yarın ölecekmişsiniz gibi yaşayabilmek özgürlük. Yine bu hafta muhteşem bir haftaya giriyoruz. Filmimizin adı Korku, Yargı, Hülya, Rüya. Bazı duygular iyice belli edecek kendisini. Filmimizin adının korkuyla başlamasının sebebi de bu. Belli etmeye de başladı. Minik minik de uyarıyordum sizi. En çok da korku oluyor. Tabii ki hani bütün duyguları damıtıp o köküne, özüne indiğimizde korkudan başka bir şey kalmıyor. Eğer karanlık tarafıysa o duygunun. O yüzden de duygularımızı ayrıştırmak ve arındırmak şart. İşte ekonomi dedim, politika dedim, durum dedim, o dedim, dolar, döviz bir şeyler oluyor. Yalnız bu gibi durumlarda korku temelli eylemleri eğer üstlenirseniz sıçramalar olmayacak. Geri döndüm, baktım size verebilecek örneklerimin içerisine. Kendimin en korktuğu ve gelecekle tamamen belirsiz bir ana girdiği tarih 11 Eylül'dü. İkiz Kuleler'in Amerika'da yıkıldığı zaman. Ben orada Wall Street'te bankacıydım. Bir gün 11 Eylül'ü bir gün ile kaçırdım. Eğer gitmiş olsaydım şu anda size konuşuyor olmazdım. 10 Eylül'de Türkiye'ye tatile gelmiştim. Ve 11 Eylül'de benim çalıştığım iş yerleri yerle bir oldu. Muhit. Benim çalıştığım muhit. 2 haftalık Türkiye tatilim tabii ki ağzımdan burnumdan geldi. Çünkü geri döndüğümde beni ne bekliyor bilmiyorum. Herkesten duyduğum battı New York. New York'un batması diye bir şey. Hani New York battıysa zaten dünya battı. O zaman hiç olmadığı kadar çok ben kişisel gelişime kendimi vermiştim. O zamanlar başlamıştı bende. O en büyük korkularımın tetiklediği belirsizlik, belirsizliğin tetiklediği kaygılar ve kısılacak yerler var, kısılmayacak yerler var diyerek şu anda kısılmayacak yer varsa o da benim kişisel gelişimimdir. Ruhsal yolculuğumu daha derinden görme için attığım adımlardır deyip kendimi geliştirmeye, manevi ruhsal yolculuğumu derinleştirmeye 11 Eylül İkiz Kuleler yıkıldıktan sonra daha da ciddiye aldım. Başladım ve ciddiye aldım. Ondan öncesi terapilerle zaten hani önem veren bir insanım terapiye. Terapistlerim vardı ama ondan sonra meditasyonlar, yogalar, hani bilimin bir sürü başka şeyler hayatımda açıldı ve daha da ciddiye aldım. Şimdi ekonominin bu durumu, ülkenin belirsizliği, dünyanın gidişatının belirsizliği eğer sizi korku temelli eylemlere atarsa kendiniz için, etrafınız, sevdikleriniz için ve dünya için sağlıklı adımlar atmayabilirsiniz. O yüzden de bu hafta depreşecek olan korkularınızı arındırmanız ve ayrıştırmanız şart. Birincisi, size mi ait bir korku? Çünkü kitlesel olarak bir şeylerin içerisine girdiğimizde kitleden tabii ki etkileniyoruz.
ben hiç korku bilmez zannettiğim insanlar da, işte bankadaki patronlarım olsun veya New York'ta çok güvendiğim insanlar olsun, 11 Eylül'den sonra onlar da dehşet derecede korku görünce o korku bana da yapıştı. Ayrıştırmak şart dediğim şey, bu korku bana ait mi, değil mi? Şu anda toplumsal bir şey mi üstüme aldım, yapıştırdım? Ailemden mi geliyor veya geçmiş yaşamlardan mı geliyor bu korku? Şu ana dair mi, değil miye bakmak zorundasınız. Lütfen bakın. Huzur ve sağlık orada olacak. Korkuda hiçbir sağlık yok. Korku temelli adım atmada, sağlıklı hayat yaratmak diye kesinlikle bir imkan yok. Ayrıştırmak birincisi, ikincisi arındırmak. Arındırmayı da burada size şu anda anlatamayacağım. Toksik duygulardan arınma atölyesi yaptım. Lütfen önümüzdeki günler, sağlıklı anlar yaratmak istiyorsanız kendinize ve bundan sonra da sağlıklı bir hayat kurmak istiyorsanız, lütfen o atölyeyi alın ve baştan sona birkaç kere dinleyin, ödevlerini yapın, meditasyonunu yapın. Çok özel bir atölye. Harcamalara, birikimlere, nereden kısabilirimlere muhakeme şart. Ama nerede cimrilik, pintilik yapmamalıyım, bunları da bilmek durumundasınız şu anda. Çok büyük bir ekonomik, kişisel muhakemeye ihtiyacınız var. Yani şu anda Türkiye'de herhalde Bein Sports üyesi kadar kişisel gelişime önem veren insan olsaydı, ülke zaten bu durumda olmazdı. Filmimizin ilk ismi Korkuydu. Korkuyu yeterli açıklayabildiğimi zannediyorum. Yargıya geçiyorum. Yargı denildiği zaman yargılamak kötüdür. Kimseyi yargılama gibi kavramlar var. Benim yıllardır yaptığım seanslarda duyduğum ve kişisel hayatımda da deneyimlediğim. Biraz bir spiritüel bilgilere girildiğinde, manevi yolculukta işte ilerlemek istediğinde veya kişisel gelişime başlandığında ilk alınan bilgilerden bir tanesi kimseyi yargılama. Yargı denildiği zaman bir şekilde kişiyle bağlıyoruz bunu. Yargılamak kötüdür. Sakın kimseyi yargılama da bir yargıdır. Yargılamayı yargılıyorsun orada. O yüzden yargılar bu hafta çıkacak. Filmimizin başlığı, ismi. Bir eylemde eğer aman bu kötüdür diye girişmiyorsanız, bir eylemi adım atmadan önce aman bunu yapmayın bu kötüdür diye o eylemi yapmaktan kaçınıyorsanız, bu biraz sahtekarlık ve ikiyüzlülük. Ve burada da ben bunu yargılıyorum, evet. Ama muhakememi kullanıyorum. İçinizden gerçekten gelmiyorsa, ya ben bunu yapmayı içimden gelmiyor ya da böyle yapmak içimden geliyor, o işte sezgisel yaşamdır. Sezgisel yaşamı hep konuşuyoruz ya, artık oraya doğru girmemiz gerekiyor. Zihin karar veremeyecek, zihin bilemeyecek, zihinle çözmeye çalışmayın diye. İyiler, kötüler, yargı neden kötü diyoruz biz? Hani yargılamayın aman. Çünkü iyi ve kötü, doğru ve yanlış, haklı ve haksızla gidildiği zaman zihinden öteye geçilemiyor. Kalbe inilemiyor, kalpte ben bunu yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum diyemiyor. Belki gerçekten çok hani yapmak istediğiniz bir şey var içinizden gelen ve ama yargılarınız da kötü olduğu için hareket edemiyorsunuz. Sıkıştırıyor. Dolayısıyla sorduğum soru, bu yargının kişiyle bağlantılı olması, sanki bir başkasını yargılamak gibi. Oralar işte biraz bulanık sular. Aslında yargılamamak, kendinizi ve deneyimi yargılamamaktan bahsediyor. Orada işe yarıyor.
Yoksa yargının yeri adalette çok değerli. Hak hukuk yerini bulsun diye yargı sistemini kullanmamız gerekiyorsa evet kullanacağız, adalette çok değerli. Ama deneyimi yargılamak fani. Kendi geçmişini bugününle kıyaslayarak yargılamak fani. Kendi düşünce, duygu, eylemlerini doğru, yanlış, iyi, kötü, haklı, haksız diye ikiye ayırmak, bu şekilde yargıyı kullanmak kadar fuzuli masraf yok. Eğer bir şeylerden kısacaksanız buradan kısın bu hafta. Enerjiyi boşu boşuna harcamayın. Çünkü enerji bizim şu anda en değerli varlığımız. En değerli nimetimiz, en değerli hazinemiz. Bu hafta enerji çok önemli. Buradan da filmimizin hülya kısmına geçiyorum. Bu hafta enerji çok önemli çünkü kafalar hülyalara akacak. Hayatı biraz blörlü fotoğraflara bakarcasına yaşayacağız. Benim su kafa tabirim var kendim için. Biraz su kafa olabileceğiz. Kelimeler uçacak gidecek. Ondan sonra sanki böyle bir Merkür retro hissi var. Merkür retroya girdiğimde ben böyle olurum. Yanlış, eksik anlaşmalar, bulanık kafalar, unutkanlık, dalgınlıklar. Ama Allah'tan Merkür retronun tersine ulaşım açık şu anda. O sebeple de bu hafta şuna dikkat edin. Söz uçar, yazı kalır. İletişimlerinizde olabildiğince yazılı devam edin. Konuşarak değil. Çünkü ben sana bunu böyle söylememiştim de siz bana ama böyle dememiştiniz deler olacak. Eksik bilgi, hatalı bilgi, yanlış anlaşma. O yüzden iletişimde uzun uzun sesli mesajlardan kaçının. Çünkü insanlar bir yerden sonra dinleyemeyecek, uçacak gidecek kafalar. Net, kısa, öz, yazılı iletişim. Rüya kısmına gelirsek de rüyalarda buluşalım. Mesajlar, açılımlar, yaşamak istediğiniz hayatın hisleri, çözülmesi gereken davaların şifalanması rüyalarda artıyor. Şifa olmadığı kadar çok derinleşecek artık uykularınızda. O yüzden rahat uyumak çok değerli, çok önemli. Lavanta yağlarınızı eksik etmeyin. Lavanta rengini eksik etmeyin. Lavanta ışıklarıyla kendinizi temizleyin. Meditasyonlarınıza geçin. Geçen yılı lavanta bahçeleri ve ışıklarıyla bitirmiştik. Lavantanın öneminden bahsetmiştik ve birçoğunuz gördünüz neden olduğunu. Şimdi de 2021'i bitirirken tekrar ediyorum. Uykuya, korkuya girerken lavantaları düşünün. Lavantanın kokusu, lavantanın yağı, lavantanın rengi. O sizin koruma kalkanınız olacak. Korkulardan o sizi yükseltecek. Lavanta rengi, o mor rengi çok yüksek titreşime sahiptir. Yağının kendisi de kokusu da ruhunuzu o yüceltecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Aralık ayı gümbür gümbür geliyor. Kimilerinize sonunda oldu diye bir nefes alanı. Kimileriniz için evren sana gerçekten teessüf ederim. Bu yıl böyle mi bitecekti benim için? Hani son dakika golünü attın diyeceğiniz bir ay olacak. Aralık'la Mart ayı, o 4 ay çok önemli. Bunun da altını daha artık nasıl çizeceğim bilmiyorum. Önümüzdeki 4 ay nasıl hazırlanırsanız ve nasıl geçerse ondan sonraki 4 yılınızı yaratacak. Sonra 4 yılda zaten bir ömre yayılacak.
Yine önümüzdeki 4 ayı anlattığım atölyem var. İsmini şu anda hatırlamaya çalışayım. Evrenden mesajınız vardı galiba. Aralık, Mart ayı. Bilge gene şahane bir şekilde yükledi bir yerlerde. Bulabilirsiniz. En kötü DM'e gelin, sorun. Hem ezgisorman.com Mostor'da var. Hem toksik duygulardan arınma atölyesi, hem de Aralık Mart dönemi için yarattığım, özel meditasyonuyla yarattığım atölye. Söz veriyorum size, harcadığınız vakite de nakite de pişman olmayacaksınız. Buralar arkadaşlar, yani 11 Eylül'ü yaşayan ben, bankacı Ezgi 11 Eylül, İkiz Kuleler tepemize yıkılan ben, size net söyleyebilir ki, net, geçmişten sesleneyim size. Bu alan kısacağınız alan değil. Ne demek istediğimi bilenleriniz zaten çok. Geri bildirimleriniz inanılmaz muhteşem. Tahminlerimden de öte yardım etmişiz sizlere ve etmeye de devam edeceğiz. Onlar şevk veriyor zaten. Yardımcı olduğumuzu ekipçe, sizlere yardımcı olduğumuzu bildiğimiz zaman nerelere daha götürebileceğimizi, evireceğimizi de bilebiliyoruz. Çünkü ben hani seviyeyi tam, sizlerin hepinizi bilmediğim için seviyeyi tam bilmiyorum. Yarattığımız atölyeler, buradaki konuşmalarımız, meditasyonlarımız, ona girdiğimiz postlar, YouTube kanallarımız, Motalks'lar falan, seviyeyi tam hani çok karışık olduğu için, herkesi de teker teker bilmediğim için nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum, ama sizlerden gelen geri bildirimlerde fayda sağladığını görüyorum. Demek ki seviyeyi tutturuyoruz, uzun lafın kısası. Buralardan böyle minik minik arttıra arttıra dozajı yükseltmeye devam edeceğim. Lavantaların gücüyle birlikte. Söyleyeceklerim, haftaya dair anlatacaklarım bu kadar. Şimdi meditasyona oturalım. Sonra da ben yolculuğa doğru yepyeni, çok iyi bildiğim bir deneyimi yepyeni şekliyle yaşamak üzere yolculuğa doğru çıkacağım. Bunu hatırlayın. Çok iyi bildiğiniz durumları yepyeni şekilde deneyimleyeceksiniz. Artık bundan sonra. Ve teknolojiyi de ne şekilde kullanıyorsunuz, dikkat edin.